İran, ABD'nin Yemen korkusuyla kurduğu koalisyona karşı Kızıldeniz'de önlemleri arttırdı. İran, 55 bin kişilik deniz milis gücü kurulduğunu açıkladı. Pentagon koalisyona katılmaya çağırdığı müttefiki Japonya'dan hayır yanıtını aldı. Bu arada İtalya ABD'nin kurduğu deniz gücünde görev yapmak üzere fırkateynlerini Kızıldeniz'e gönderdi. Irak'ta 10 yıl sonra gerçekleştirilen yerel seçimlerin ilk sonuçları Bağdat'ta duyuruldu. Buna göre Hadi El Amiri liderliğindeki Nemni İttifakı ülke genelinde en çok oy alan koalisyon oldu. Eski başbakanlardan Nuri El Maliki'nin liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu, ikinci eski meclis başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddüm Partisi ise üçüncü en çok oyu alan partiler oldu. Tamamı demokrat yargıçlardan oluşan Colorado Yüksek Mahkemesi üçe karşı 4 evet oyuyla Donald Trump'ın 2024'te yapılacak başkanlık seçim yarışına giremeyeceğini hükmetti. Karara göre 5 Mart 2024'te Colorado'da yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde Trump'ın aday oy pusulalarında olmayacak. ABD tarihinde ilk kez anayasanın söz konusu başkaldırı ve isyan maddesi bir başkan aday adayının yarışa giremeyeceğini ilişkin bir gerekçe olarak kullanıldı. Müzik Almanya'da çiftçiler hükümetin dizel için vergi indirimlerini azaltma planını protesto etti. Alman koalisyon hükümetinin tarımsal dizel subansiyonunun kaldırılmasını ve planlanan araç vergisi muafiyetini protesto eden çiftçiler istekleri karşılanmazsa Ocak ayından itibaren büyük protestolara başlayacaklarını belirtti. Kırgızistan Meclisi'nde ülke bayrağında değişiklik öngören tasarı kabul edilerek yasalaştı. Tasarı ülke bayrağında bulunan dalga şeklindeki güneş ışınlarının düzleştirilmesi ve ortasındaki motivin içinde yer alan çizgi sayısının 3'ten 4'e çıkarılması önerisini içeriyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov 2. Halk Kurultayı'nda ülke bayrağında değişikliklerin yapılmasını kendisinin istediğini belirtmişti. Müzik Kuveyt'in eski amiri Şehnevaf El Ahmet, El Cabir Es Sabah'ın ölümünün ardından ülkenin başına gelen Şeyh Meşel El Ahmet El Cabir Es Sabah yemin ederek resmen göreve başladı. Avustralya'da Federal Mahkeme, ülkede konaklayan müşterileri yerel para birimi yerine ABD dolarıyla ücretlendirerek yanıltı gerekçesiyle ABD merkezli konaklama platformu Airbnb'ye 15 milyon Avustralya doları para cezası verdi. Çin'deki depremde ölü sayısı 131'e yükseldi. Kurtarma ekipleri eksi 20 dereceyi bulan soğuk hava ile mücadele ediyor. Salı akşamı itibarıyla 74 kişi kurtarılırken 4000'den fazla kişi de tahliye edildi. Sıcaklıklar 10 santigrat derecenin altına düştüğü için yüzlerce kurtarma görevlisi hayatta kalanları kurtarmak için tekrarlanan artçı şoklarla ve soğuk hava dalgasıyla mücadele ediyor. Yardım çalışanlar ayrıca depremden etkilenen insanlara mont, katlanır yatak, çadır, soba ve gıda maddeleri de dahil olmak üzere yardım malzemeleri sağlamaya devam ediyor. Çin etkilenen bölgelerdeki kurtarma ve yardım operasyonları sırasında uzaktan algılama uydusunu ve insansız araçlarını kullanıyor. İzlanda'da yanardağın kül bulutları başkente ilerliyor. 18 Aralık pazartesi günü yaşanan yanardağ patlamasının ardından çevre şehirler için uyarı verildi. Duman ve kül kokusu yanardağın 30 kilometre uzağından bile hissedilirken kül bulutlarının gün içinde başkent Reykjavik'e ulaşacağı uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'un birinci varyantı hızla yayılmasından dolayı anason BA 2.86'dan ayrı olarak izlenmesi gereken bir varyant olarak sınıflandırdı. Varyantın şu anda küresel halk sağlığı için oluşturduğu riskin düşük olarak değerlendirildiği belirtildi. JN1, birçok ülkede solunum yolu enfeksiyonlarının yükünü arttırabilir ifadelerini kullandı. Dünya genelinde 2023'te orman yangınları yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olurken büyük çapta tahribata, ormanlık alan kaybına neden oldu. Kamsa göre sadece Kanada'da mayıs'ta başlayan ve aylarca süren orman yangınları yaklaşık 480 megatonluk karbon emisyonuna yol açtı. Kanada'daki yangınlarda Güney Kore ve Küba'nın yüz ölçümlerinden daha geniş alanı kapsayan 18,5 milyon hektarlık orman kül oldu. ABD'nin Hawaii eyaletinde ülkede son bin yılda en çok can kaybının kayıtlara geçtiği orman yangınları yaşandı. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.